Girişimci olmak, iş kurmak isteyenler bu fuarda bir araya geldi. Satış noktalarını artırmak isteyen firmalar, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimciler bayim olur musun fuarına akın etti. En büyük talep gıda firmalarınaydı. İşte fuardan izlenimlerimiz. Franchise ve markalı bayilik veren firmaları girişimci ve yatırımcılarla buluşturan 12. Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı on binlerce girişimciyi ağırladı. Türkiye'nin dört bir yanından bayilik ve franchise almak isteyen girişimcilerin akınına uğrayan fuara birçok marka katıldı. Firmalar satış noktalarını arttırmak için kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerle ikili görüşmeler yaptı. Bu sene 13.sü yapılan Bayim Olur Musun fuarından mutlu olarak ayrılacağımızı düşünüyoruz. Fuar çok yararlı ve çok güzel geçiyor. Bütün katılımcılar için çok güzel geçiyor. Hakikaten halkımızın yoğun bir ilgisi var. Tabii burada ciddi olarak franchise almak isteyen insanlar da var. Gezmek amaçlı gelenler de var ama güzel, memnunuz. Fuarda her zamanki gibi, her sene zaten biz bu fuarda varız ama her zamanki gibi beklediğimiz taleplerle karşılaşıyoruz. İşte az önce mesela Suudi Arabistan'dan bir yatırımcı geldi, onunla görüştük. Yurt dışından taleplerimiz var, yurt içinde de taleplerimiz var. Yani her zamanki gibi fuar iyi bir şekilde bizim için devam ediyor. Bu sene de gene başarılı bir fuar, kalabalık. Markalarını seçmek için gelen müşterilerimiz gayet memnunlar. Katılım da bu sene geçen seneye göre daha yüksek. Verimli, güzel geçiyor. Peki franchise ve bayilikler nasıl veriliyor? Kriterler nelerdir? Fuarla ilgili merak edilenleri firma yetkililerine sorduk. Biz öncelikle franchise vereceğimiz aile bireylerimize bir çeşit mülakat yapıyoruz. Kendileriyle tanışıyoruz ve sonrasında özellikle şunu sorguluyoruz. Bayimiz olacak kişi birebir işiyle ilgilenebilecek mi? O markayı taşıyabilecek mi? İyi temsil edebilecek mi? Bunları öncelikli olarak belirliyoruz. Sonrasında bayilik verme aşamasından sonra, sözleşme aşamasından sonra satış, pazarlama, gıda güvenliği gibi çeşitli eğitimlere, zaten ön eğitimlere tutuluyor. Öncelikli olarak bazı kriterlerimiz var. Hem franchise alacak olan kişi hakkında, hem de seçtiği konum hakkında ve maddi anlamda da tabii bazı kriterlerimiz var. Bunları yerine getirmesini istiyoruz. Ama en önemli şeylerden bir tanesi de iş yerinin bulunduğu coğrafi bölge. Çok önemli. Bunu yerine getirdikten sonra zaten bazı olaylarda biz firma olarak insanlarımızı üzmemek adına buradayız. Bir işletmeci için, bir bayi adayı için en önemli konulardan birincisi talepte bulunacağı markanın güvenilirliği olmalı. Markanın vizyonu olmalı ve bu markanın neler yaptığı olmalı bugüne kadar. Bu markanın nerelerde bulunduğu, hangi süreçlerden geçtiği, hangi şartlarda franchise verdiği bir yatırımcı için önemlidir. Bana göre bir franchise verileceği zaman da bir marka için yatırımcının o işi yapabilip yapamayacağı, işin başında duramayacağı veyahut da durabileceği çok önemlidir. Çünkü sonuç itibariyle her iş, ne iş yaparsanız yapın, lokasyondan geçer. Lokasyon bir işin çok önemlidir. Yani iyi bir yerde olduğunuz zaman o işin üzerine, iyi noktanın üzerine aynı zamanda kaliteli, servisi doğru, hijyeni, hijyen konusuna önem veren bir konsepte sahipseniz gıda işi içerisinde, orada başaramamanız gibi bir durum yok. Lokasyon bu işte birinci kuralımız. En önem verdiğimiz şey lokasyon. Lokasyon değerleri tamamlandıktan sonra yatırımcımızın işin en azından %70 başında durabilecek. Çünkü hep insanlar franchise alınca başka bir iki sektöre daha uğraşabileceklerini zannediyorlar ama öyle değil. Biz işimizin başında %70 vaktini ayırabilecekleri bir seviyede takip istiyoruz. Ve bu işi severek yapmaları bizim için çok önemli. Bu yıl gıda fiyatlarında hızlı artışlar yaşandı. Firma yetkilileri bu artışları değerlendirdi. Biz büyük firmalar biraz kendi karlılığımızdan ödün vererek tolere etmeye çalıştık. Çünkü biliyorsunuz seller oldu,
kuraklık oldu. Ürünlerimiz çok hasar gördü. Ürün stoklarımızda çok önemli azalmalar oldu. Ve gıda firmaları olarak hepimiz çok etkilendik ama biz büyük firmalar maalesef bunu fiyatlarımıza yansıtmak yerine tolere etme yolunu seçtik. Gıda olayında fazla enflasyon, biz bunları yaşıyoruz aslında. Alıyoruz ama müşteriye bunu yansıtamıyorsunuz. Devamlı müşteriye bunu, ya ben iki ayda bir işte şuna zam geldi, ben zam yapıyorum mantığı yapamazsınız.